Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ajans Spor'dan Hasan Bekdili ile Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız sevgili arkadaşlar. Hasan transferi çok yakından takip eden ve özel bilgilerinde geldiği bir arkadaşımız. Kendisiyle Play Spor'da da bir canlı yayın yapmıştık. Sevgili Hasan, beni kırmadın, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim abi. Şimdi Galatasaray'ın orta sahasında bir boşluk var ki bunu Hatayspor mücadelesinde de gördük. Sen orta sahaya takviye gelmesini bekliyor musun? Gelirse de ne zaman gelecek? Çok kısa sürede bir takviye beklemiyorum Galatasaray'dan orta saha. Açıkçası yaparlarsa bu da sürpriz bir gelişme olur. Tabi bugün gündeme gelen bazı isimler vardı. Hamza Çodur gibi Leicester City'de oynayan ya da Lepoznan'da oynayan Moder hala gündemde. Ancak ben böyle bir şeyi çok kısa vadede mümkün görmüyorum. Haştim Kasami ismi çıktı. Özgür Sancar ve NTV Spor yazdı. Evet, Yunan basında da çıktı Kasami haberleri. Tabii Kasami'deki durum biraz daha farklı, hem Hamza Çadır'dan hem de Moder'den. Nedir fark? Çünkü bonservis elinde. Ama orada isteyen başka kulüpler de var Kasami'yi. Nice ve Valencia kulüpleri istiyor. Futbolcunun eski takımı olan Olympiakos'a dönme ihtimali de var. Böyle bir ihtimal de var ama Galatasaray'ın transfer yapamamasındaki asıl sebep tabii ki de ekonomik problemler. Galatasaray Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma gereği Haziran ayında 100 milyon TL ödemesi gerekiyordu. Ancak mücbir sebeplerden ötürü bu ödeme ertelendi Kasım ayına. Galatasaray'ın yani Kasım ayında 100 milyon TL ödemesi var. Aralık ayında bir daha 100 milyon TL ödeyecek faiz olarak. Bunların dışında Galatasaray'ın şu ana kadar kullanabileceği bonservis değeri ise Maicon'dan gelen 1,4 milyon euroluk bir geliri var. Evet. Bunu bonservis olarak kullanabilecek ama Galatasaray'ın sadece orta sahaya bir trans orta sahadan ziyade sağ kanada da hatta daha doğrusu kanatlar da transfer yapmak istediğini biliyoruz. Böyle bir durumda Galatasaray'ın çok da aceleci olmamasını aslında anlayabiliyorum. Çünkü biraz kaotik bir yapı söz konusu. Şu ana kadar yapılan transferler var ama hiçbirine bonservis ödenmedi. Hatta Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na bile yetiştirme bedeli ödenmedi. Onun için Eylül ayına Gecikti değil kadar, mi? evet Eylül ayına kadar bekletildi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun kapa bildirimi. Ve bütün bunlar ışığında Galatasaray'ın orta saha transferi, evet bir Nifçi Bakü karşılaşmasında oynanacak. Görece rakip Galatasaray'dan daha zayıf olarak nitelendirilse dahi çok zorlu bir mücadele olacak o da. Bütün bunları dikkate aldığımızda Galatasaray'ın kısa sürede bir, ben açıkçası orta saha transferi gerçekleştireceğini düşünmüyorum ama hem Hamza Gelecektir Çadır'sını. ama değil mi? Yani ben mesela bana gelen bilgiler mutlaka Galatasaray en az iki tane orta saha transferi yapacak şeklinde. Diğer taraftan şimdi bazı oyuncular konuşuluyor. Biraz oyuncu üzerinden gidelim mesela. Paştim Kasami yani bonservisi elinde olan bir futbolcu. Sion'da çok güzel istatistikler yapmış. Ofansif yönü kuvvetli. Bonaventura ismi bir ara çıktı. Yine Yakup Moder'i biliyoruz, konuştuk. Genç potansiyelli bir oyuncu. Jefferson Lerma yazılıp çiziliyor. Kolibali, yine şimdi bir sürü oyuncu konuştuk. Bir sürü oyuncu değerlendirdik. Sen oyuncu bakarsan şu an medyada adı geçen isimler içerisinde en yakın Galatasaray'ın bitirme şansının en yüksek olduğu oyuncu hangisi görüyorsun? Açıkçası koşullar itibariyle Lerma'yı biraz daha yakın görüyorum. Çünkü Bournemouth takımının 1. Lig'de, daha doğrusu Championship'te mücadele edecek olması onun takımdan ayrılmasını da mümkün kılabilir. Böyle bir durumda tabii taraflarının da 1 milyon euro bandında bir kiralık anlaşması yapması gerekecek böylesi bir koşulda. Hamza Çadır ismini pek mümkün görmüyorum açıkçası. Modern'in birçok talibi var ve yaklaşık 7 milyon euro gibi bir bonservis bedeli isteniyor. Ama bugün çıkan haberler şu şekilde: Galatasaray, Yakup Moder ve Jozwiak'ı zorunlu satın alma opsiyonunda kiralamak istiyor. Bu yönde girişimlere başlayacak. Bu bir belki bir opsiyon yaratabilir Galatasaray için. Kasami, evet Galatasaray'ın ilgilendiği ama onun yanı sıra Valencia, Nice ve Olympiakos'un ilgilendiği bir futbolcu. Olympiakos da evet çok ciddi bir şekilde istiyor. Zaten eski oyuncusu Kasami. Evet. Peki Stefan Johansen ismi yazıldı, çizildi. Fulham takımı orta sahaya Seri ve Lemina'yı transfer etti. Johansen Galatasaray'a gelir mi? Johansen geçtiğimiz sezon Championship'te Fulham'ın bank oyuncularından biriydi amiyane tabirle. Yani sürekli oynayan bir oyuncuydu. Şimdi Seri'nin Galatasaray'dan kiralık sözleşmesi bitti ve Fulham'a döndü. Lemina Southampton'dan kiralandı. Böylesi bir durumda Johansen için bir çıkış opsiyonu olabilir. Evet. Ancak Galatasaray'ın biraz daha beklemesi gerekecek. Çünkü Seri'ye teklif geldiği takdirde Fulham'ın Seri'yle yolları ayıracağını da tahmin ediyoruz açıkçası. Zaten özellikle dış basında çıkan haberler bu şekilde.
Evet, Galatasaray da seriden tam anlamıyla vazgeçmiş değil. Hala da seri transferini aslında bitirmeye çalışıyor. Fatih Hoca'nın istediği futbolculardan biri. Peki çok kısa bir de kanadı konuşalım istersen. Galatasaray Onyekuru'nun da yerini dolduramadı. Hatay maçını izlediğimizde şunu gördük. Evet, pas kalitesi yüksek, orta kalitesi yüksek futbolcular var kanatlarda. İşte bir tarafta Arda Turan, diğer tarafta Feghouli. İyi organizasyonlar kurabiliyorlar ama bunun hiçbiri çabuk ve savunmanın arkasına koşu yapabilen oyuncular değiller. Galatasaray'ın sen hızlı bir kanat oyuncusu alacağını düşünüyor musun? Ve listede kimler var? Sana gelen duyumlar var mı? Fatih Terim Galatasaray'la birlikteyken yani her transfer döneminde bir fulleli kanat oyuncusu transfer etmek istemiştir. Gerek Amrabat daha önceki dönemlerde de tabii bu isimler vardı. Amrabat, Buruma Onyekuru, vardı. Buruma, Rodriguez. Rodriguez evet. Rodriguez Tudor döneminde gelmişti yanlış hatırlamıyorsam Ama ama Fatih Hoca çok iyi. Fatih Terim'le birlikte performansının arttığı oyunculardan bir tanesiydi Geri Rodriguez'de. Galatasaray'ın bu yönde bir tabii mutlaka ihtiyacı söz konusu olabilir. Ancak Galatasaray'ın elzem bölgelerinden biri olduğu kanaatinde değilim ben. Çünkü öncelik orta sahadaki o boşluğu doldurabilmek. Galatasaray'ın özellikle fırsat transferleri, tabii artık transfer döneminin sonuna Kesinlikle doğru. doğru bu arada. Bir kez daha altını çizelim. Galatasaray mutlaka kanat da düşünüyor ama önce orta sahayı bitirip öyle kanat düşünüyor. Bir de senin söylediğin o Modern Jozwiak ikilisi transfer edilebilirse, Kamil Jozwiak zaten kanat oynuyor Evet. Modern Göbek'te. Lerma ile beraber müthiş bir aslında transfer hamlesi olur. Yani Lerma Modern Göbek'te, Kamil Jozwiak'ta kanatta Galatasaray'ın bütün transfer sıkıntılarını çözer diye düşünüyorum. Evet yani Galatasaray'ın aslında transfer dönemi itibariyle en büyük probleminin protokolleri yerine getirmemek olduğunu söyleyebiliriz. Dün Kaan Ayhan orta sahada görev aldı milli takımımızda. Bence kötü de bir performans çıkarmadı. Onun dışında Mert Hakan'a yine ödenmeyen bir protokol söz konusuydu. Aslında Galatasaray çok daha ucuza bu transferleri tamamlayabilirdi. Hatta Mensah'ın kiralık bedelinin 500 bin euro olduğunu da dikkate aldığımızda. Ya bütün bunlar ışığında Galatasaray... Fırsatları kaçırdı Galatasaray. Kesinlikle haklısın. Ve senin o söylediğin parasızlıktan, değil mi? Evet ve Kolibali de aslında 300 bin euro gibi bir bedelle anlaşılacaktı ancak orada da bir anda fiyat yükseldi 3 milyon euroya kadar. Yani Galatasaray'ın aslında scout ekibinin ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz. Markao'ya gelen transferler, transfer teklifleri de bunu bir anlamda doğruluyor tabii ama bu transferleri yapabilmek için de ekonomik olarak da kulüplerin iyi bir şekilde yönetiliyor olması gerekiyor. Yoksa 300 bin euro gibi, 400 bin euro gibi uygun bedellerle futbolcular kaçıyor ve ilerleyen yıllarda şöyle haberlere denk geliyoruz. Galatasaray'ın elinden kaçmış. Mesela Haaland. Galatasaray'ın işte 300 bin euro yüzünden alamadığı Yakup Moder bugün Real Madrid'e imza attı falan, değil Ya gibi. Aslında ben Jozwiak'la alakalı İngiltere basında bir haber görmüştüm. Orada ucuz Jadon Sancho diyorlardı. Yani ucuza Jadon Sancho. Leeds United'ın da ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Tabii Haaland aslında en büyük örnek. Galatasaray'ın transferini gerçekleştiremediği şu anda 75 milyon euro gibi bir serbest kalma maddesi var Borussia Dortmund'da. Açıkçası Galatasaray için enseyi karartmamak da gerekiyor. Çünkü Fatih Terim'in, ben bunu tabii sadece Galatasaray için de söylemiyorum aslında. Fatih Terim'in, Sergen Yalçın'ın, Erol Bulut'un, ben kadroda şu an düşünülmeyen oyuncular için dahi ilerleyen haftalarda takımda kaldıkları takdirde performansların artırılacağı kanaatindeyim. Çünkü bu üç teknik adam geçtiğimiz yıllarda bunu gösterdi. Peki ağzına sağlık. Çok teşekkürler Hasan Bekdili. Arkadaşlar yayını like yaparsanız çok seviniriz. Ayrıca soru görüş eleştirilerinizi de videonun altında paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.